Antalya'da Arya kullanıcı adıyla bilinen sosyal medya fenomeni tanımadığı bir numara tarafından aranarak tecavüz ve ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mesajlar ve ses kayıtlarına rağmen şüphelinin delil yetersizliğiyle serbest bırakıldığını ileri süren Arya, sosyal medyadan bir video paylaşarak tepkisini dile getirdi. Arya'nın o tepkisine ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi. Öncelikle hepinize günaydın. Çok saçma sapan bir sabaha uyandım, sizinle paylaşmak istedim. Instagram ve TikTok adlı sosyal medya platformlarında Arya kullanıcı adıyla binlerce takipçisi olan Şea isimli genç kız 25 Aralık 2019 tarihinde tanımadığı bir numaradan önce mesaj aldı. Ardından arkadaşları tarafından işletildiğini düşünüp numarayı aradı. Arkadaşlarımın beni işletebileceğini düşünerek numarayı arıyorum ve benim karşıma koca bir adam çıkıyor. Beni öldüreceğini, tecavüz edeceğini söyleyerek beni tehdit ediyor. Ağza alınmayacak küfürler söylüyor. Aynılarını SMS'ten vesaire de devam ediyor. Karşıdaki kişi iddiaya göre Arya'ya ölüm ve tecavüz tehdidi savurdu. Bunun üzerine genç kız kendisine gelen mesajların ekran resmiyle görüşme kaydını alarak savcılığa şikayette bulundu. Telefon konuşmalarının ses kaydını alıyorum, SMS'ten yazdıklarının ekran kaydını alıyorum ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Aradan geçen 7 ay sonrası suç duyurusunda bulunduğu şikayetine ilişkin savcılıktan yazı geldi. Sosyal medya fenomeni Arya gelen yazıyı gözleri dolarak okudu. Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli delil bulunulmadığı anlaşılmış. Şüpheli hakkında kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verilmiş. Gelen yazıyı aktaran Arya yaşadığı duruma isyan ederek savcılığa seslendi. Bana yazdığı mesajların görüntüleri var. Ses kayıtları var. Tam olarak beklediği delil tecavüze uğrayıp öldürülmem mi? Ya inanın hiçbir fikrim yok. Ama şuna eminim, ülkede adalet de yok. Temyize başvuracağız. Arya'nın bu tepkisi sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Mağdur Şeyha'nın çektiği videoları TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaştıktan sonra kendisine bilmediği bir numaradan mesaj gelmesi üzerine bu numarayı aradığında bir erkek şahsın tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede arayan numaranın İİ'ye ait olduğu tespit edilmişse de bu şahsın ifadesinde söz konusu telefon hattının oğlu BI'nin kullanımında olduğunu beyan etmesi ve diğer delillerinde bu beyan doğrulaması üzerine soruşturmaya BI üzerinden devam edilmiştir. Bu nedenle baba İI hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar mağdur Şeyha'ya tebliğ edilmiştir. Mağdurun sosyal medya paylaşımlarında belirttiği karar bu usulü hususa ilişkin olup olayın esasıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca süreç içerisinde mağdura ve ailesine ulaşılmış, şüpheliden başka bir telefon tehdidi almadıkları anlaşılmış olup Kayseri'de bulunan şüpheli BI hakkında başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir.